vardır, bir de kötü huylu vardır. İyi huylu kanser, işte tümör dediğimiz şey, şimdi kanser aslında hücrelerin gereksiz bölünmesidir. Ve tümör de o oluşan kitlelere denir ve eğer o oluşan tümörler bütün vücuda yayılıyorsa bu kötü huyludur ve zararlıdır, ama sadece o bulunduğu yerde kalıyorsa zararsız. Hani amansız, pek tedavisi mümkün olmayan böyle bir hastalık. Kanser kendi bildiğince vücutta zararlı olan hücrelerin olması. Kanser de yine böyle yiyeceklere bağlı, sigaraya, içeceklere bağlı şeylerden kaynaklanıyor. Aldığımız havaya, nefese bağlı. Kanser, az su içmekten kaynaklanan, sigara alkolü fazla tüketenlerin zamanı gelince karşılaştıkları gerçek. Radyasyon Onkoloji Bölüm Şefi Uzman Doktor Züleyha Kadehçi, kanseri ve dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor. Kanser, kontrolsüz üreyen hücre topluluğudur. Normal hücrelerimiz belli gelişim çağına kadar üremeye devam ederler. Ama ondan sonra üremeleri durur. Tam tersine tümör hücreleri dediğimiz kanser hücreleri ise dur noktası yoktur. Sürekli çoğalır ve çevresindeki dokulara artık yapışır, onları itmeye başlar. İttikten sonra da hastada ağrı şikayeti ortaya çıkar, kitle etkisi belirir. Eğer o sinire yaklaşmışsa, vücudumuzdaki sinirlere yaklaşmışsa orayı felç etme riski vardır. Beyin dokusunun içerisinde büyümüşse yine görme bozuklukları, bulantı, kusma, karın bölgesinde ise karın ağrısı kitlenin büyümesine bağlı olarak ortaya çıkar. Bunun için erken teşhis her zaman için kanserde çok önemlidir. Erken teşhis edilen hastalıktır ve erken teşhis edildiğinde mutlaka cevap alınır, tedavisi vardır. Öncelikle cerrahi, arkasından kemoterapi, radyoterapi. Hastalık ne kadar geç teşhis edilirse tedavi şansımız o kadar zor olur. Kanser, kontrolsüz üreyen hücre topluluğudur. Çevresindeki hücrelere yapışır ve onları iterek tahrip eder. Sinirleri felç edebilir. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır.